Müzik hayatı 9 yaşında bağlama ve dilsiz kavalı öğrenmesiyle başladı. Henüz 20 yaşındayken Amerika turnesine çıktı. Ömer Faruk Tekbilek 38 yıldır sanatını orada sürdürüyor. New York temsilcimiz Serhat Uçak, Tekbilek'le New York konseri öncesinde buluştu. Yoktayız Brooklyn'de. Bugün çok önemli bir konser var. New York ünlü sanatçımız Ömer Faruk Tekbilek az sonra New York'ta seyircileriyle buluşacak. O da şu anda yanımızda. Çok teşekkür ederiz Faruk Bey ve hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Zaten aslında siz buradasınız hep. Yeni Türkiye'den geldiniz galiba. Evet, ben 39 senedir burada yaşıyorum. 38-39'a girdik ama Türkiye'ye sık sık gidiyorum. Demin konuştuğumuz gibi Çanakkale anma törenleri için Gelibolu'ya gittik. Orada Gelibolu'da şehitleri andık. Gelibolu diye bir şarkı yazmıştım. Ona hep beraber Avusturyalı müzisyenler, Yeni Zelandalı onlarla. Bir de Ankara'da Atatürk'ün Ballroom'da oynadığı yerde Zeybek dansı yapmış orada kendisi dans ettiği. O Ballroom'da Ankara'da orada konser verdik. Hep beraber aynı şeyi tekrarladık. Mebuslar ve komutanlar, askerler vardı. Ki gelecek senenin kutlaması için. Çünkü gelecek sene 100. yüzyıl. Onun hazırlıkları, onlara bir tadımlık, böyle bir olay olacak. Onun için sponsor olması, desteklemeler bakımından. Güzel. 39 yıldır Amerika'dasınız. O tarafa geleceğim ama biraz bu akşamki konserden bahsedelim. Nasıl bir konser olacak? Ne planlıyorsunuz? Çok hani intimate derler ya, oda müziği gibi. Aslında benim grubumda ben 6 müzisyenle beraber çalıyorum konserler olduğu zaman, ama böyle özel hadiseler olduğu zaman Robert Browne'yi de ben çok sevdiğim bir insan. Ben onun yaptığı kültürler arası insanların birbirini tanıması var. Onun için kabul ettim. Oğlumla beraber ikimiz burada. CD'lerimde ben diyorum, benim 4 köşem var. 3 köşede 3 aşkı anlatıyoruz. Ya ilahi aşk, sufi müziklerinden, repertuarından, romantik birbirimize olan aşkın romantik müziklerle, bir de hayata olan aşkımız. O da folklorik temalar, hayata olan aşkımızı anlatır hep. 4. temada başka kültürlerin biz birbirimize kaynaşması olarak tanımlıyorum. Ona da arayış diyorum, imagination, hayal gücümüzü geliştiriyoruz. İnsan olarak ortak noktamız. Çünkü işte demin Avustralya'dan bahsederken Ankara'da da o geldi, Yeni Zelanda'dan hep. Yani müzik insanları bir araya getiren ve bir araya geldiğimiz zaman kabuk hemen kırılan, ruh ruha birbirimizi gördüğümüz bir medya oluyor. Ruh, müzik Allah'ın bize verdiği en güzel hediye. Müzik sayesinde insanlar kalpleri birbirine konuşuyor. Kim olduğunu unutuyorsun. Milliyetçilik denen o hayal biz yaratmışız zaten. Gerçekte öyle bir şey yok. Sınırlar kalkıyor. Tabii sınırlar kalkıyor ve ruh ruha insanlar birbirini temas ediyor. Onun için böyle bir ortam da olduğu için dedim her zaman, biz çünkü böyle küçük başladık, şimdi büyük bir grubumuz var ama böyle olayları da kaçırmak istemiyorum. Çünkü insanlarla bir arada olmak, 2 saat zarfında insanlara bu dünyayı unutturup şöyle bir nefes alıp gözleri yaşarabilirse yaşarsın. Ya. En büyük haz bu galiba. Tabii en büyük artist olarak da bu, bizim insanlara gayemiz bu olması lazım hepimizin. Ben şunu merak ediyorum, siz söylediniz işte demin de ruh. Ruhla müzik yapıyoruz, ruhlarını yakınlaştırıyoruz insanlara dediniz. 39 yıldır Amerika'dasınız. Sizin aslında kaynaklarınız sufilik, tasavvuf. Amerika'da hep şunu merak etmişimdir sizin müziğinizi dinlerken de. Amerika'da olup hem de sufizm, tasavvuftan beslenmek zor olmadı mı? Farklı bir kültür çünkü. Ya da nasıl etkiledi burada olmak sizi? Şimdi bana hep soruyorlar bu soruyu. Hani buraya geldin nasıl oluyor bazen? Soru şöyle oluyor, Amerika'da yaşamak nasıl yani falan. Ben de hemen ilk günden beri, benim ilk gördüğüm resim, Allah Allah, ben diyorum hayatım boyunca hep gezdim müzisyen olarak. 12 yaşımdan beri de gezerim, çalarım. Almanya, Avrupa, dünyaya gezdik, Türkiye içi. Ve dedim ben hani nerede olduğum fark etmiyor. Ben hep içimde yaşadım. Yani kendi içimde yaşadığım için nerede olduğum fark etmiyor. Mekanın önemi yok. Tabii yani varlıkla, kendi özüyle bir olunca. Ve ondan sonra da ikinci adım olarak dedim ben buraya bir şey öğrenmek için geldim aslında. Hep Amerika'ya eşimle tanıştıktan sonra Berkeley'e giderim, study yaparım, caz öğrenirim falan. Ama 9 saat mesafede olduğunu, oraya gidemeyince o ümidim kayboldu. Sonra dedim ben buraya yeni bir şey öğrenmeye değil, aslında 25 yaşında kadar bu içimde biriken şeyi çıkartmaya gelmişim.
Buraya belki siz bir şeyler göstermeye katmaya. Yani kendi özümü öğrendim ben burada ondan sonra. O gerçeği anlayınca Berkeley'ye gidemiyorum. Ben burada tamam kendi özümü bir kayınbiraderimle, Yunanlı bir buzukici, Mısırlı bir keyboardçıyla bir grup kurduk öyle. Ondan sonra Brian King'le tanışınca da bu müzik hayatım devam etti. Siz kökleri de Türkiye'de olan bir sanatçı olarak sizi hangi kaynaklardan besleniyorsunuz? Amerika dışında, Türkiye'de. Türkiye'yi de yakından takip ediyorsunuz herhalde müzik müziği. Var. Dediğim gibi ben içerideyim. İçeride anlar. Neler dinliyorsunuz Faruk Bey? Mesela onları merak ediyorum. O açıdan sordum. Ne kulağıma televizyon açıyorum oradan geliyor. Çünkü yarışmaları seviyorum. Kaçırmıyorum onları. O şey yarışmalar oluyor. Müzik yarışmaları, Orhan abiler işte. Ya onları onlardan besleniyoruz. Neler geliyor? Orhan Gencebay sizin için çok önemli. Tabii onu da takip ediyorsun. Sıvıracımın gövdesi Orhan abi. Ben İstanbul'da 9 sene yaşadım. Ve hep onunla kaldım her gün. Yani tabii oradan besleniyoruz ama genellikle aslında ben insan özünden besleniyorum. İçimizden besleniyoruz. Bir tek öğretmen var içimizde yani kimse. Biz de öğrenmiyoruz. Biz hep talebeyiz böyle gidiyoruz bir şeyler yapalım ama esas öğretmen içeride ve o yönetiyor. Size belki daha önce çok kişi sormuştur ama ben de sorayım. Öğrencim. Hep Türkiye'de şöyle denir. Mesela Ömer Faruk Tekbilek'ten bahsederken Ömer Faruk Tekbilek dünyada çok ünlü. Amerika'da çok tanınır ama mesela Türkiye'de daha az kişi bilir belki. Daha az kişi o derinine müziğin inenler bilir. Bunun nedeni nedir ki böyle başka sanatçılar için de ben aynı şeyi duymuşumdur hep. Ki bunu da gördüm Amerika'ya da geldikten sonra. Burada insanlar mesela Ahmet dediğiniz zaman herkes ayağa kalkıyor ama Türkiye'ye gidiyorum. Ahmet izniniz mi diyorum. Hayır diyorlar bilmiyoruz. Bu neden oluyor bu? Ama benim açımda ben bunu bana ayır sordukları zaman benim hemen resim canlandı kafamda. Biz ne gördüm biliyor musun? Taşı atıyorsun halk halka böyle bir oluyor ya. Çünkü dedim haber... Merkez nereye atılıyorsa halka bu tarafa yöneliyor. Benim de taşı Amerika'da attığım için evvel Amerika'da duyuldum. Sonra böyle zaman, it takes time. Yani oraya gitmeseye zaman aldı. Yani siz bunu Türkiye'de de yapsaydınız aynı etki olacak mıydı? Onu merak ediyorum. Onu bilmem. Çünkü ben başarımın kaynağının her zaman Brian Keane %80, %60 pardon. Yani 50-50 de değil. %40 benim müzisyenim. Tabii ben bir kumaştım. Brian Keane hem müzisyenliğiyle hem designerlığıyla engineer olarak da organize olarak da çok. Yani onun sayesinde biz dünya şey oldu. Çünkü yepyeni bir stil yarattık. Yani o tantiyimi bozmadan yeni bir hani ben zehir misali dedim. Batı evgelerini koydum ama çok az koydum. Son soru. Şimdi sizin müziğinize bakıyorum. Şimdi mesela disco şeyler klublarda da sizin müziklerinizi çalıyorlar. Remixler yapılıyor. Dans ediyorlar. Mesela bunu duyunca nasıl geliyor size? Tabii hani müzik stili insanların bakış penceresi. Ben ilk zamanlar bu ilk bir tane yani rareye diye bir şey yaptık. Önce ben hiç yok dedim olmaz. Ama ondan sonra bir düşündüm ki dedim benim tüm CD'lerim olduğu gibi sevenler bütün cümlelerimi
bütün cümlelerimi duymak istiyorlar. Onlar öyle veriyor. Ondan sonra bazı insanlar paragraflar duymak istiyorlar. Bazı şey yapıyor. Ama bazı insanlar da cümlelerden anlıyorlar. O da işte bu remix denilen bebop diye hip hop şeyleri onları yaptınca hani onlara da vermek, tanıtmak bakımından. İnsanlar bizim ögelerimizi duysunlar. O kadar da olsa duysunlar. Hani etkileniyorsa ve bakıyorum etkileniyorlar, hoşlarına gidiyorlar. Peki son bir mesaj verelim Türkiye'deki bizi izleyenlere. Burada Ömer Faruk Tekbilek buradan bir şey söylesin onlara. Valla ben her şeyden evvel beni seven, hislerini, duygularını benimle paylaşan bütün güzel insanlara teşekkür ediyorum. Çünkü çok güzel e-mailler alıyorum. Ne kadar duygulandıklarını. Çünkü ben CD'lerimi yaparken hep içimdeki o güzelliği yaşayıp insanlara bir örnek olmak, motivasyon. Hani mutlu bir anı yaşayıp onunla beraber gitmek. Yani o insanlar müzikle, müzik en büyük tutkalımız. O müziğe yapışalım. Herkes yapışıyor. Arının bala yapıştığı gibi. Müzikle birbirimizle iyimser olalım bir de. Hele son günlerdeki bu psikolojik ortamdaki insanlar hoşgörüyü unutmuşlar. Karşında sen yanlış, değişik düşünene hep yanlış düşünüyorsun tavrıyla bakıyor insanlar. Biraz halbuki farklılıklarımız aslında bizim rahmetimiz. Onun için karşıdaki insana ha böyle düşünüyorsun ama bunun daha iyisi böyle oluyor. Bu yanlış da daha iyisi diye değil. Kavga etmeden. Ya Allah muhabbet diyorum ya. Çok teşekkür ederiz Faruk Bey. Ömer Faruk Tekbilek'le birlikteydik. Bu akşam New York'ta Brooklyn'de bir konser verecek. Müzik bizim tutkalımız olsun dedi. Bizi birleştiren öğe olsun dedi. Aynen katılıyoruz. Şimdi konsere geçeceğiz. Hep birlikte izleyeceğiz konseri.